Açık Tribün'den herkese merhabalar, mutlu haftalar diliyoruz değerli izleyenler. Yoğun bir gündemle karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi sevgili Alparslan Akkuş ile birlikte bu gündemi birlikte değerlendireceğiz. Gerçekten herhalde son haftaların en yoğun gündemine sahip olduğumuz bir program olacak. Önce nasılsın diye başlayalım. Sonrasında yavaş yavaş gündem maddelerini sıralayalım. Grisin. Gri, evet. Yani böyle şey, zaten tüm dünya bu kadar kaostayken hani beyaz çok zor. Ama yani böyle belki ileriye dönük iyi bir şeyler de görmüş olabiliriz diye gri. Evet, yani gri her zaman umut verir, umut vaat eder. Senin açından umut vermeyen hiçbir şey yok Kıvanç zaten. Öyle evet. Olmak zorundayız yoksa yaşayamayız. Her zaman bir yerlerde bir umut vardır. Oğlunla maça gittin çok uzun bir aradan sonra. Evet, belki birlikte izleyemedik. Programımızın maçı. Sonuna geldik. İyi günler. Yok. Şöyle yani. Konuşacağımız son iyi şey olabilir diye söyledim. Onu başa aldın, evet. Ya belki maçı tribünde onunla beraber izleyemedim ama en azından tribünde bir 30 saniyemi onunla geçirip... Olsun, fotoğrafı gördüm ben. Çok güzel. Yakaladım. Hasret bitti. Hasret bitti inşallah. Güzel günlerde. Çocuklarımızın bu arada... Zaten hem o geldi hem sen gelemedin. Harika bir şey olmuş. Evet. Evet diyor. Hayır, yani şu anlamda çocuklarımızın uzun bir aradan sonra... Tribünlere dönebilmiş olması, 12 yaş altı için söylüyorum. Çok güzel. Çok güzeldi. Bütün altyapı bu arada hani hep beraber geldi. Tüm yaş grupları takımlarını destekledi. Bir yıldır Volkan Eruçar, Volkan abi her gün bunu yazıyordu. Onun da gözü aydın gerçekten. Ya. Çünkü nesilleri kaybediyoruz sürekli. Hani sadece Fenerbahçe için söylemiyordu. Hani futbol, yani çocukların en kritik futbol sevgisiyle dolduğu dönemi yaş kaybediyoruz grubu diye. Sen de kendi oğlundan biliyorsun. Tabii ki. Çok değerli iki yani. Yıldır başımın etini yiyordu. Yani maça niye gelemiyoruz diye. Geldi. Mantıklı bir şekilde kendisini açıklamaya çalışıyorduk. Ve nihayet çocuklarımız tribüne döndü. Aslında çok mücadele gücü yüksek bir maçla döndüler. Fenerbahçe-Trabzonspor maçıyla başlayacağız. Sonrasında tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakemlerle ilgili bomba etkisi yaratan bir kararı var. Liste dışı bırakılan 12 tane hakem var. Bununla ilgili herhangi bir somut gerekçe de yok ortada. Bununla alakalı biz de değerlendirmelerde bulunacağız. Tabii Dünya Kadınlar Günü'nden bahsetmeden olmaz. Dünya Kadınlar Günü'nün kutlandığı haftanın içindeyiz sonuç itibariyle ve çok güzel organizasyonlara imza attı kulübümüz. Kadın erkek karma maçları oynandı. Futbol, basketbol ve voleybolda bundan bahsedeceğiz. Diğer branşlarda da dolu dizgin Fenerbahçe'nin gidişatı devam ediyor. Hepsine kısa kısa değineceğiz. Yoğun gündeme başlayalım. Trabzonspor maçı. Evet, zirveden çok uzak bir Fenerbahçe ama Trabzonspor maçının önemini burada anlatmaya gerek yok. Tribünde zaten yansımalar muhteşemdi. Tamamen dolu tribünler önünde. Sezonun belki en yüksek, en keyifli tribün atmosferi bu hafta yerini aldı. Fenerbahçe taraftarları takımlarına destek verdi. Çocuklar maça gelebildi ve futbol adına keyifli bir 90 dakika izlemeyi umarken yine erken gelen bir kırmızı kartla maçın tüm dengesi değişmesine rağmen Fenerbahçe'nin mücadelesine ve sahaya koyduğu karaktere tanık olduk. Bizi de mutlu eden skordan bağımsız olarak evet 1-1 istediğimiz skor değildi belki kazanmaya çıkmıştık ama bu koşullarda bu şartlarda 10 kişiyle 1-0'dan dönen Fenerbahçe'yi de alkışlamamız gerekiyor. Evet. Yani. Pası attım ama daha ne yapayım? Çok güzel anlattın. Yani söyleyecek bir şey bırakmadın. Ama her zaman için söyleyecek bir şey var. Ben sana tersten bir şey sorarak başlayayım. Vakayeme'nin vurduğu top direkten dönmedi. 2-1 yenildik. Ne oldu? Yani mücadeleden ben hiçbir zaman umudumu kesmeyecektim. Konuşabilir misin? Konuşurum. Sen konuşursun. Peki o mücadelenin değeri 1-1'deki kadar sürer mi? Bilmiyoruz. Algılarımızla oynamamamız için bu soruyu özellikle soruyorum. Çünkü senin durduğun yeri ben zaten biliyorum. Mücadele sonuç ayrımını yapabilen insansın. Ama o mücadelenin ve geleceğe atabileceğimiz şeylerin sonuçtan bağımsız. Yani kötüyse kötü, illa iyi, her şey iyi falan diye değil. Kötüyse yendiysek de kötü, sorun var şurası aksıyor diyebilmek. İstediğimiz sonucu aldığımızda da... aksaklıklardan işte bahsedebilmek, kötü sonuç alındığında da iyi şeyleri görebilmek. Bu algıdan bahsediyorum. Aynı dakikalarda yani biri istatistik yapıyorsa Trabzon maçlarında hani böyle son 15 dakika gol atıyor falan böyle istatistikleri var ya onun gibi. İlk 20 dakika rakip bastırırken kırmızı görüyor istatistiği oldu. Kırmızı mesela şeyi çok anlamlı bulmuyorum. Kırmızı verir, vermez.
vesaire diye. Bu konuda sadece beklediğim şeyi söyleyeyim. Muhtemelen sen de aynı şeyi bekliyorsundur. Tutarlılık. O tutarlılıkla ilgili şu pozisyon üzerinden birkaç tane daha benzer görüntü ekrana getirip onun üzerinden bakalım mı? Yani, buyurun. Neden diyeceksin? Şimdi bu İrfancan'ın yaşadığı talihsizlik, Siyopis'te girdiği mücadele. Evet. Şimdi şu kareyi dondurduğun anda... Bu arada bunları Fenerbahçe için söylemiyorum. Bütün takımlar adına söylüyorum. Maçlarda pozisyonu normal akışında oynatmakla... Bravo. Süper slow oynatmanın arasında dağlar kadar algı farkı ve var. Ve donuk kareler mesela. Şimdi o evet. Son bu kareyi ekrana verdin ver. Kırmızı. Bak burada 100 kişiye sadece şu kareyi gösterirsen... Verdin kırmızı. Belki tamamı kırmızı der ama pozisyonun akışını slow'a dönmeden hızlı bir şekilde ekrana getirirse herkes bunun doğal akışını... Aha bastım ya ne ara bastı falan olur. Çünkü saniyelik hatta saliselik bir olay var. Şimdi bu maçın hakemi kim? Zorbay Küçük. Tamam. Vardı kim var? Mete Kalkavan var. Tamam. Zorbay Küçük pozisyonu oynattı değil mi? Evet. Gördü, görmedi ama bir şekilde pozisyonda bir doğal akış olarak belki de VAR'a yorumladı. VAR'a çağırdılar. VAR'dan çağırdı. Çağıran kim? Mete Kalkavan. Mete Kalkavan'ın iki tane kararı var. Bu pozisyonun belki birebir kopyası. Sevgili Ferdi'nin onu rica edebilir miyim? Yani iki pozisyonun aynı anda yan yana hazırlanmış hali de var. Bir Konya maçında, Konya Beşiktaş maçında bir de Kasımpaşa Fenerbahçe maçında. Bu Kazımpaşa bu Konya Beşiktaş maçı evet. Burada Pjanic'in ayağına basılan bir an var. Yine donuk kare üzerinden konuşmak zorundayız. Çünkü elimizde hareketli görüntü maalesef olamıyor. Evet. Şu karar Mete Kalkavan tarafından veriliyor ve bu pozisyonla alakalı sarı kart veriyor ve VAR'dan da zaten herhangi bir uyarı gelmiyor. Çünkü hakem görmüş, sarı kartla cezalandırılmış. Evet. Bir de Kasımpaşa Fenerbahçe maçında orada da Kim Min-jae'ye bir basma söz konusu. Bu pozisyonda hakem Mete Kalkavan ne sarı kart var ne VAR'dan uyarı var. Tamam. Ya bu yan yana getirildiği anda aynı hakemin verdiği farklı kararlar. Niye o zaman Zorbay Küçük'ü pozisyonla alakalı benim çağırdın? Yani bunlardan habersiz ve bağımsız olarak söylediğim yerdeyiz. Aynen. Tutarlılık, daha adil yönetim vesaire. Şimdi çok samimi söylüyorum. Şeylerde hiç değilim. Yani böyle niye bize kırmızı verdi, niye ona kırmızı vermedi, hakemler niye öyle yaptı, niye böyle yaptı. Ligin geneli için tutarlılık istiyorum. Herkes için adalet istiyorum. Bu çok mesela VAR yok. VAR sisteminde değiliz. Hakem de bu pozisyona kırmızı verdi. Şöyle derim, ya bence kırmızı olmayabilirdi derim, önüme bakarım ve devam ederim. Bir hakem yorumu olarak. Ama VAR sistemi bu tür çifte standart olmasın durumunu diye var. Ortadan kaldırmak için geldi. Buna mutlaka dikkat etmeleri gerekiyor. Yani biz şurada bu hakem müessesesini uzun uzun konuşmamalıyız yani. Ben sana şunu söylemeliyim. Bu pozisyondan 3 saniye önce İrfan Can topla giderken şahane önü açık sağda Mert Hakan Yandaş var. Topun üstünde döndü. Dönmesin. Ben buna odaklanmak istiyorum. Kıvanç. Futbolun da, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımı teknik yönetiminin de buna odaklanmasını istiyorum. Hakemler hiçbir maçın önüne geçmesin istiyoruz. Bu kadar. Mevzu bu. Bu ama kadar. Olmuyor. Bunu istiyorum. Yani olması için sadece Fenerbahçe'nin değil, herkesin mücadele etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şimdi mesela birazdan konuşacağız herhalde. Hakem, büyük hakem değişimleri filan. Konuşuruz onu. Orada söyleyeceklerimi hakemlerle ilgili söylerim. Fenerbahçe'nin bir an önce, ilk Trabzon maçından önce de söylemiştim. Bizim sinir sistemimiz bu tür şeylere kalıcı olarak odaklanıldığında bunu kaldırabilecek seviyede değil. Önümüze bakmamız lazım. Çünkü bu maçtan çıkaracağımız negatif ve pozitif anlamda çok şey var. Biz bu kadar iyi bir mücadele ettiğimiz bir maçı kaybedebilirdik. Son dakikalardaki o top kaybı, olmaması gereken top kaybı, oyuncu değişikliği tercihleri nedeniyle olabilirdi yani. Oysa oraya kadar çok iyi getirdi Fenerbahçe. İlk Trabzonspor maçını hatırla Kıvanç. Yine o dakikalarda 10 kişi kaldık. Yine maçın çok büyük bir bölümünü eksik oynadık. Daha kapalı bir oyunla geldik. Son dakikalarda gol yedik ve yenildik. Birbirle dönebilirdik penaltı. Burada aksine mahkum bir oyun oynamadık. Sahanın her yerinde bastık.
Ve oyunu dengede tuttuk, yenebilirdik. Değil mi? Pozisyonlarımız var. Hele ilk yarıda çok pozisyon bulduk. Çok net pozisyonlarımız var. Ben sana bir bilgi vereyim. Baktım çünkü, çok merak ettim. Geçen hafta demiştim ki Kasımpaşa maçında Fenerbahçe 125 kilometre koşmuş. Hiç anlamamıştık diye. Bu maçta ne kadar biliyor musun? 115 kilometre. İrfan'ın 10 kilometre daha koştuğuna eksik oynadığımızı kabul et, eşit oluyor. Şimdi biri sana dese ki Fenerbahçe Kasımpaşa maçında mı daha çok koştu, Trabzon maçında mı, ne derdin? Trabzon maçında hem de 20 kilometre falan fazla koşmuştur diye. Aynı. Ama müthiş efor sarf ettik. Herkes iki kişilik oynamak zorunda kaldı ve bunu neredeyse şimdi 16. dakikada gördük kırmızıyı ama 5'er dakikalık uzatma sürelerini de koyduğun zaman... Şunu anlatmaya çalışıyorum. Aynı zamanda akıl koyduk sahaya. Doğru. Sadece mücadele değil. Akıl koydu Fenerbahçe. Nerede ne yapacağını, oyunu daraltması, birbirine mesafesini ayarlayabilerek, Trabzonların araya girmesini engelleyerek, Trabzonsporların hücumlarında pas arası yaparak. Ve bunun üstüne de çok hayati müdahaleler ekledik. Nedir o hayati müdahaleler? Kim Min-jae'nin işte o muazzam geri koşusuyla Wisniewski'nin çizgide yaptığını sosyal medyada Bozkurt hatırlattı. Wisniewski'nin çizgide yaptığını ceza sahası girişinde yapmasıyla ve bunun gibi birkaç hayati şeyle. Burada sağ bek oynar dediğimizde bir iki performans düşüklüğünde ya iki günde Gökhan Gönül performansı beklememeliyiz demiştim hatırlarsan. Osayi Samuel'i. Gökhan Gönül kademesi yaptı iki tane. Net Gökhan Gönül kademesi onlar. Şimdi futbolcular doğru motivasyonla kendi performanslarını herhangi bir maç yukarı taşıyabiliyorlar. Burada kimi övüyorum şu anda alt metinde? Sahaya doğru etki yapan taraftar. Farz edin 1-0 geriye düştük, 10 kişiyiz Kıvanç. 2 tane geri pasında taraftar o ayuhu demeye başladı. Bu maç böyle sürebilir miydi? Net soruyorum. Sürmezdi. Bak sürmeyebilirdi değil. Net bir şekilde sürmezdi. Şimdi biz diyoruz ya futbolcular taraftar baskısından vesaire hiç şikayet etmemeli. Büyük profesyonel oyuncular parayı alırken iyi oynasınlar vesaire. Bunlar cepte ama insan bunlar, eti var vesaire var, duyguları var. Bu kadar şeyde geri düşmüşken ki o gol bu arada kırmızı kartın etkisi o gol. Hani mental olarak toparlayamadıkları için o savunma yerleşimindeki sıkıntı. Kesinlikle 2 dakika sonra geldi zaten. Evet. Akıl orada hiç kalmasa, insan bunu sağlayabilen bir canlı olsa, akıl orada kalmasa, akıl ilk maça yine milere gitmese o pozisyon hatasını yapmayabilir Fenerbahçe. Fenerbahçe golü yedikten sonra taraftar arkasında durduğu için, geçmiş maçlarda 500 kere dile getirdiğimiz şey buydu. Fenerbahçe mental olarak oradan taraftar sayesinde kalktı. Ayağa kalktı. Mental olarak kalktıktan sonra da fiziki olarak bir mücadele, bunun yanında da daha önceki maçların bir sürüsünde yapmadığı şeyi aklı da sahaya koydu. Osayi Samuel'i daha iyi oynatan neydi? Yine ek bilgi olarak söylüyorum. Önündeki Mert Hakan'ı oraya koymak iyi bir fikirdi. Mert Hakan oraya konduğunda Osayi'nin de performansını yukarı çıkardı. Çünkü her yere koşabilen, ileri geri gidip gelebilen bir futbolcu olduğu için alanı doğru kullanabildi Osayi. Doğru mu? Evet. Şimdi biz bunların hepsini bir kazanç hanesinde bunları konuşuyor olmamız lazım. Federasyondan rica ediyorum. Bizi hakem konuşmak zorunda bırakmayın kardeşim. 20 puan fark var artık. Bizi rahat bırakın. Futbolu artık 10 hafta mı kaldı Kıvanç? Rahat bırakın. 10 hafta futbolu rahat bırakın lütfen. Bir en azından hani bir dış müdahale olmadan bir keyifli bir maç izleyelim. Ben çok inanmıştım bak güzel bir maç olacağına. Trabzonspor iyi de başladı. İyi futbol oynuyor. Sadece iyi Fenerbahçe takım için değil, maç iyi başladı yani. Evet, biz iyi takımız, taraftar müthiş. Ben bir şey söyleyeyim mi sana? Burası Kadıköy, buradan çıkış yok sloganının ortaya çıktığı dönem mi hatırla? Evet. Buradan işte sezonu namağlup bitirdiğimiz, işte haftalardır yenilmediğimiz bir hatta birçok dönem var ya. İşte derbi kaybetmeye Fenerbahçe. Evet. O atmosferi yarattı Fenerbahçe. O günlere kesin döndü. Ben onu hissettim. Ya o kadar kesin heyecanlandım taraftar gelmiş. Ki. Bu taraftar bu şekilde. Taraftar gelmiş. Bak Z kuşağı, M kuşağı falan diyorlar ya. Hayır. Bu mesele sadece yaşla ilgili vesaire değil. Taraftar gelmiş. Ben nice o tribüne işte laf ettiğim maçlarda nice kaç yaşında, kim bilir tribünde kaç yılı geçmiş insanları gördüm. Öyle daha maçın birinci dakikasında sahaya negatif yürüyen. Ama işte doğru
tribün, tribüncüler gelmiş. Kıvanç, o kadar belli ki yani. İnsanların ben şeyden grupları vesaire, tribün gruplarını falan çok sevmediği vesaire. Onlar arasındaki şeyleri biliyorum, ona laf ediyor, ona laf ediyor vesaire bilmem ne. Ama tribünde bir birliktelik, tribün kültürünü bilmek, aynı anda hem maça hem futbolculara, hem rakibe, hem hakeme, hem tezahüratına odaklanabilmek çok ciddi bir tecrübe gerektiriyor. Bunu da öyle üçer beşer kişi halinde değil de kitle halinde yapabilmek bir birikim, bir kültür. Bu da tribün gruplarının, illa öyle 3000 kişilik gruplardan falan bahsetmiyorum. Birlikte maç izleme alışkanlığı olan 300 kişilerden de bahsediyorum. Bunlar birlikte, nasıl ki Ataşehir'de arenada hiç gruplar falan yok ama bir toplu hareket var ya yıllar içerisinde oluşan. Burada da öyle bir hareket vardı yıllar içerisinde oluşan. İşte bilmem ne kale arkası grubu hareket etmiyor, bilmem ne yapıyor diye tak diye E bloktan bir şey patlardı. Hatırlarsın tabii o günleri. Bana böyle 15 yaşında değilsin. Bana sadece ben biliyormuşum gibi bakmaya başladın yine. Öyle değil işte. O patlardı oradan. Burada adamlar gelmiş. Trabzon maçına bilenmiş gelmiş. 2 hafta sonra yapmadı. Hiçbir anlamı yok. Devam. Yani bizim bu takımı mental olarak, bu takımdaki futbolcu... Seneye kaçı değişir bunları Kıvanç? 25'i de 24'ü de değişir mi bütün kadro? Değişsin mi? Hayır. İlla ki bu takımda kalmayı mücadelesiyle hak eden insanlar olduğunu gördük. Bunları yukarı kaldırmamız lazım. Ben Arda'yı sokardım ayrıca. Onu da söyleyeyim. Kıvanç evet, Bey. Son bölümde oyuncu değişiklikleri... Maça başlayacağın adam hiç girmedi. Bak sen maça başlarım diyordun ya. Evet. Hiç girmedi. Girmeyebilir. Hoca gerçekten Arda'yı korumak istemiş olabilir. Ben anladım niyetinin onu. Büyük olduğu, saygı duyuyorum. Kesin. Hele 10 kişi kaldıktan sonra evet. Ama 80'den sonra Mesut'la ilgili bir problem olduğu için söylemiyorum. 3 aydır oynamayan bir futbolcu sahaya girdiği için söylüyorum. O 10 dakika 3 aydır, yani Kıvanç Özkök bile, ki halı sahalardaki etkisi malum, o bile girse sorun yaşar. Çünkü maç eksiği çok başka bir şey. 10 kişi kalmış bir takımın zaten enerjisi düşmeye başlamış. Senin onu yukarı taşıman gerekiyor. Senin bir top kaybı bile şeyin yok. Lüksün yok orada. Lüksün yok, kredin yok. Onun için Fenerbahçe'nin mental olarak ivmesi en yukarı futbolcusu son 4 haftada kim deseler Arda. Onun için Arda bu maçı kaldırabilir Kıvanç. Ayrıca ben Mateja Kecman'a Alparslan Akkuş olarak, kişisel olarak bir şampiyonluk verdim, por favor. Arda Güler'e de bir Trabzon maçı veririm. Sen de verirsin. Fenerbahçe'yi sevenler verir. Hiç de problem etmezler. Çünkü Arda Güler'le kazanacağımız o kadar çok Trabzon, Chelsea, Inter, Barcelona, Real Madrid maçı olabilecek ki biz Arda ve diğer Güler'leri kazanabilirsek. Sözleşme yenileniyor şeyleri görüyorum. İnşallah diyorum. Çok seviniyorum böyle şeyler olunca. Arda Güler özelinde değil. Onun gibi çocukları yakaladığımızda çok seviniyorum. Bu Trabzon maçının da o sahileri yakalamış olarak dönmesini istiyorum. Mert Hakan'ın artık o üzerindeki anlamsız, hiç hak etmediği, her kötü sonuçta bütün çabasına rağmen Mert Hakan'ın hedef gösterilmesi durumunun bitmesi olarak dönmüş olmasını diliyorum. Kim Min-jae'nin değerinin daha iyi anlaşılmış olması olarak dönmesini ve taraftarı tekrar tırnak içinde söylüyorum, taraftarın tribüne dönmüş olması olarak görmek istiyorum Trabzonspor maçını. Evet, maçtan aslında bu saydığın alt alta öyle süzdüm ben onları. Yazdığında süzgeçten geçen çok güzel detaylar var. Hepsini de çok güzel özetledin. İnşallah bundan sonraki haftalara bu dediğin olumlu tabloyu, bu dediğin olumlu grafiği taşırız. Hem oyun anlamında, hem tribün anlamında, hem bu oyuncuların performansını yukarıya taşıma Serdar anlamında. Serdar da iyi çocuk. Serdar Aziz'in mücadele kalitesi inanılmazdı. Ya o maçta o el kolu kullanmadığında çok çok değerli bir stoper. Yani bir de bak, çok çok eleştirdim biliyorsun değil mi ben Serdar'ı burada? El kol vesaire bir sürü şeyini, ya bir dur kardeşim, bir dokunma falan diye. Ama işte stoperde bu kadar uzun süre tercih edilmediğinde bile yüksek kalabilmek. Bu Selçuk Şahin mantalitesi dediğim şey var ya benim. Hani yoksun sahada ama hep hazırsın durumunu yapabilenleri seviyorum. Onu da seviyorum. Bu Serdar
Dursun'un mücadelesini de seviyorum. Bence Serdar Dursun müthiş oynadı. Oyunda çok yorulduğu için çıktı belki ama o kadar iyi duvar oldu ki, o kadar iyi alan açtı ki arkadaşlarına. Yani sırtı dönük oyunda, hava toplarında, oyunu ters kanada taşımada, boş alana taşımada inanılmaz bir oyun oynadı bence. Futbol bilgisi de bence çok üst seviyede bir oyuncu. Yani bak gol attı. Anlamsız şeyler yapmadığında Serdar Dursun, yani böyle topla kendi yeteneğinin üstünde şeyler yapmaya çalışmadığında mücadele gücü inanılmaz yüksek. Ya zaten böyle şey gibi hani ben devam ederim, illa ederim falan diyen yarışmacılar gibi çok tuhaf. Ağzını burnunu kırıyorsun, ben oynamak istiyorum falan diyor. Ya o formayla olan bence bağlantısıyla yani aidiyetiyle alakalı ama hani hat-trick yaptığı maç mesela camianın dahil... çocuğu mu? Değil. Olmasına gerek de yok. Hep var ya o camianın çocuğu söylemi. Camianın çocuğu budur. Bu formanın hakkını veren insan camianın çocuğudur. Ha bu topraklarda şeyde ne kulüpte mi yetişmiş? Ayrıca güzel. Bu kulüpte yetişen çocuklara neden ihtiyacımız var Kıvanç Özkök? Böyle dar zamanlarda soyunma odasında gel senin derdin ne? Hadi bu işi halledelim. Çocuklar biz falan diyebilen birileri olsun diye değil mi? Mesela Arda Güler bizi neden umutlandırır? Bir, evet böyle Mert Hakan'ı da buna dönüştürebiliriz ama anlamsız ıslıklamasak. Değil mi? Mert Hakan bunu yapmaya en çok şu anda belki de çaba sarf eden oyuncu çünkü. İrfan Can'ı da buna dönüştürebiliriz. Bak buradan söylüyorum, kırmızı kart görmüşken söylüyorum. Bir sürü insan o işte arka otobüsün arka tarafı falan ben de çok eleştiriyorum öyle şeyleri. Ama her insanı yetiştiği çevre, durum, işte düzey vesaire bunların hepsini bir paket program olarak düşünüp nerelerden geçti, nerelerden geldi bunların hepsini düşünerek ona göre bizim doğru yönlendirmemiz lazım. Haber merkezinde yöneticilik yaptım ben, Kıvanç. Orada insan şunu öğreniyor. O muhabirden bunu alırsın, bu prodüktörden bunu alırsın. İşte şimdi savaş var değil mi? Oraya yönetici oraya biriniz gitsin işte ya diyor mu? Demiyor. Hani kim o bölgeyi kaldırabilir? Belli bir tecrübe, belli bir deneyim. Bunların hepsinin bir arada olması gerekiyor. Takım da öyle. Yani böyle herkes Alex de şey kadar koşsun, o da bunun kadar koşsun. Hayır. Yani şimdi mesela Arda Güler koşu mesafesi olarak ötekinden daha az, işte Mesut, İrfan vesaire ötekinden daha az koşabilir. Ama topla buluştuğu zaman dilimindeki etkinliğini artıracaksa bu böyledir. Şimdi bunların ikisini birden yapabilen Crespo gibi bir adam yakaladığında da o çok ekstra bir güç oluyor işte sana. Yine kahraman bence Trabzon maçında da. Kesinlikle. Müthiş bir mücadele. Yani. Her yere yetişmeye çalışıyor. Evet. Camianın çocuğu mu? Bize futbolun çocuğu lazım Kıvanç. Her zaman, her mevkide, her yerde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ve 99'a kadar. Her branşta böyle adam lazım bize. Dechampierre, camianın çocuğu. Marco Guduric, camianın çocuğu. Böyle şey lazım bize. Bak, mücadele etmiyorlar ya falan. Ezberden konuşmamak gerekiyor. İşte bu mücadele diye ağladığımız yerdeki koşu, mücadele etmiyor maçlarıyla aynı. Biraz akıl, biraz işte sakinlik. Böyle hep birlikte demiştim ya, hep birlikte kalkabiliriz tribünüyle, topçusuyla. Topçu da mücadelesine akıl ekledi, işte tribün oradan bir şey yaptı vesaire. Ya biz Trabzon'la iç sahada berabere kaldık diye sevinmeyiz Kıvanç. Burası Fenerbahçe. Ama bu kadar işte arkasına rüzgar almış bir takıma karşı da 10 kişiyle bu mücadeleyi veren adamı da 85'ten sonra 2-1 de olsa 3-1 de olsa eyvallah kardeşim sağ ol biz senden razıyız der geçeriz. Burası o anlamda da Fenerbahçe yani. Bu anlamda zaten çok değerli ki maç sonunda da taraftar alkışla... Hakkını verdi. 2-1 de olsa verirdi ben sana söyleyeyim. Soyunma odasına... Taraftar oradaydı. Uğurladı. Yani işte taraftar zaten hani ben maçtan önce de söyledim. Burada aramızda konuşuyorduk. Abi maç nasıl biter bilmiyorum. Skordan bağımsız olarak bu takım bugün o mücadeleyi ortaya koysun... Savaşsın, ondan sonra ben razıyım. Zaten ben o maçtan sonra dediğin gibi o Vaka Emen'in pozisyonu, evet şans orada bizim yanımızdaydı, bomboş pozisyon. Hani o anda kareyi durdur, dondur. Bu %99'u bu gol yani olmuştur der ama top direkten döndü. Bu mücadelemizin hakkını belki de en azından o bir puanla almış olduk. Taraftar İlahi adalet
diyorsun yani. Ya en azından evet. Bir yerde bizim yüzümüz gülsün yani. Zaten birazdan konuşacağız yani hani ne yaşanırsa yaşansın hep bunun olumsuz yansımaları gelip Fenerbahçe'yi buluyor. Hangi evet. konuda olursa olsun. Neydi biraz... o şey var ya kötü günler geçti şimdi daha kötü günler evet, var. Öyle, ya öyle Euroleague'de birazdan konuşacağımız konu. Hakikaten bir yerde de bu mücadelenin karşısında yani puan orada evet yani bir yere taşıyacak mı bizi? Belki ikincilik yolunda tamam bir puan önemli ama oradaki sembol olan o bir puan mücadelenin karşısında. Biz geleceği kazanmaya çalışıyoruz Kıvanç. O bizim için şu anda puandan çok çok değerli çok daha yani. Fazlası. Topçusuyla, havasıyla, taraftarıyla, yönetimiyle her şekilde yani mesela şuradaki havadan yönetim de o ışığı görmesi lazım. Ya biz ne yaparsak işte bak bunu kalıcı kılmamız lazım. Hangi hocayı getirirsek bu olur vesaire. Herkesin buradan üstüne düşen payı çıkarması gerekiyor diye düşünüyorum. Hakemlere geçeceğiz. Hakemlerle alakalı gerçekten çok hepimizi şoke eden diyeyim, hiç beklemediğimiz bir açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. 12 Süper Lig hakemi liste dışı kaldı. Sezonun kalan bölümü için yapıldı bu açıklama. İşte daha kötü günler dediğimiz bu. Yani evet aralarında hakikaten yani Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık gibi hakemler var. Dünya Kupası'nda maç yönetecek adama 10 hafta maç vermeyeceğiz. Yani evet mantığını biz büyük de çözemiyoruz. Büyük ihtimal yönetir yani eleme şeylerini yönetiyor. Dünya Kupası'nda da maç alır diye düşünüyorum yani. Ben de alır diye düşünüyorum. Bunun üzerine konuşmadan önce kulübümüzün bununla alakalı bir açıklaması oldu. Değerli izleyenler, sizler de takip etmişsinizdir. Bu konuyla ilgili aslında çok sorgulayan bir açıklama, çok da haklı bir açıklama. Bununla ilgili hatta Sayın Başkanımızın Cuma günü bir basın toplantısı gerçekleştireceğini de biliyoruz. Cuma günü saat 15'te. Tabii ki bu konuda burada nasıl konuşulacak, başkanımız neler söyleyecek hep beraber göreceğiz. Ama bu konuyla ilgili kulübümüzün bir açıklamasını ekranlara getirelim, sonrasında devam edelim. Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakemlere dair kararları hakkında açıklama. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak sezonlardır Türkiye Futbol Federasyonu'na Merkez Hakem Kurulu'nun yapısına dair eleştirilerimizi, isimler değişse de aynı kalan zihniyete dair güvensizliğimizi defaatle dile getirmiştik. Ligimizin bitmesine 10 hafta kala Süper Lig hakem listesinde yapılan, bugüne kadar hiçbir örneği olmayan ve dolayısıyla pek çok soru işaretini barındıran bu son hamle ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Türk futbolu adına tarihe geçecek olan bugün bir kez daha yüksek sesle soruyoruz. Türk futbolu kimlerin elindedir? Perde arkasında neler yaşanmaktadır? Bugün sezonun geri kalanında görev verilmeyecekleri açıklanan hakemlerin bu sezon boyunca orta hakem ve var hakemi olarak yönettikleri 150'nin üzerindeki maç hakkında ne düşünmemiz gerekiyor? Kalan ve giden hakemler hangi kriterlere göre belirlendi? Liste dışı kalanlar için ne gerekçeyle bu karar verildi? Yüksek performansı dolayısıyla görev süresi bir sezon daha uzatılan bir hakem bugün nasıl bir sebeple sezon ortasında liste dışı bırakıldı? Bugün yaşananlar, Türk futbolunda yaşananlara dair duyduğumuz kaygıların hiç de yersiz olmadığını, hatta bu kaygılarımızın az bile kaldığını net bir şekilde göstermiştir. Türk futbolu böyle bir yönetim şeklini kesinlikle hak etmemektedir. Futbolumuzun bekası adına bu soruları soruyor, yaşanan bu krizin çözüme kavuşturulmasını, hem içerisinde bulunan paradoksun giderilmesi, hem de vicdanların rahatlaması adına ilgililerden gereken açıklamaları acilen talep ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü. Evet yani bu açıklamada sorulması gereken tüm sorular sorulmuş. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben Alparslan Akkuş uzun süredir Fenerbahçe Spor Kulübü taraftarıyım. Fenerbahçe televizyonunu da izliyorum. Yani ben buraya yorum yapmadan önce de izliyordum. Mesela Kıvanç Özkök aniden ekrana çıkmamaya başlasa Kıvanç nerede ya falan derim. Değil mi? Sonra işte FB TV'den birini görürsem Kıvanç nerede ya derim. İsterim ki burayı yöneten insan bana Kıvanç neden yok söylesin. Bir hakem, bir tane herhangi bir hakem bu hakeme sezon sonuna kadar maç yok deseler ben isterim ki o hakeme neden sezon sonuna kadar maç verilmediği söylensin. Bunu kaçla çarpmamız gerekiyor şu anda Kıvanç? 10'la çarpmamız gerekiyor. Yani bir kişiye bile böyle bir karar alınsa bunun bir açıklamasının olması lazım. 10'la çarpıyoruz bunu. Ve bu adamların, bu hakemlerin bugüne kadar yönettiği üstelik evet. Birçok maç var. Bunlar evet. Ne oldu yani? Performanstan dolayı mı? Evet. Aldıkları puanlardan dolayı apartmana mı? Apartmana geldiğin 10 kişi taşınmış.
sorarsın değil mi ya, ne oldu ya diye. Bu nasıl bir iştir yani? Evet. Şimdi burada Türkiye, ya Türkiye'de böyle son 10 yıl bu ülkenin gelmiş geçmiş en iyi hakemi falan konuşulsun. Mesela ben demem. Ama bir sürü futbol camiasından bu kararı alan insanlar dahil, işte Ertuğrul Dilekler'in, işte Doğan Babacanların vesaire bir sürüsünün adını bırakıp Cüneyt Çakır derdi. Öyle değil mi? İşte o maç yönettiği arenaya bak vesaire. Fırat Aydınus işte açıklamada da söylüyor, bir yıl uzattılar falan. Aa, bunlar artık maç yönetmeyecek. Aa, nasıl ya? Yani, lütfen buna hep beraber şaşırabilir miyiz? Tüm futbol dünyasına sesleniyorum. Hatta sadece futbol değil, futbolla ilgilenmeyen insanlara da sesleniyorum. Lütfen buna hep beraber şaşırabilir miyiz? Yani bu, çünkü şu çok açık değil mi Kıvanç? Bir güç grubundan alınmış mesele başka bir güç grubuna verilmiş. Bunun ben hangi güç grubundan alındı, kime verildi filan, ben futbolla ilgileniyorum. Yani dolayısıyla oradaki güç gruplarıyla ilgilenmiyorum. Normal olmayan bir şey var. Normal olmayan bir şeylerin çok olduğu yerde normal bir futbol sistemi yürütmek, yönetmek, buna işte ne bileyim yayın ihalesine çok fazla para beklemek filan hayalden öte gitmez. Bu ligin en değerlisi dediğin adamlara bundan sonra sezon sonuna kadar maç vermiyoruz diyorsun ve hiçbir gerekçe göstermiyorsun. Nefis ya. Ya şimdi ben bu yılı kaybettik diye düşünüyorum. Şu an önümüzdeki yıla endişeliyim. Ya çünkü yepyeni, zıpkın gibi dinamik, iki tane anlamsız kırmızı kartı vermiş hakemin de yer aldığı bir liste önümüzdeki yıla hazırlanıyor böyle çiğ et yedirilerek falan. Önümüzdeki yıla. Şimdi bu çok biraz dikkatli bakanlar, kim hangi maçlarda hangi kararları vermiş gidenler vesaire baktığında, yani bu yıla benzer bir senaryonun önümüzdeki yıl içinde çok farklı olmadan gidebileceğini görür. Ama benim için burada mesele, çok samimi söylüyorum, aa bundan Fenerbahçe olumsuz, kesin Fenerbahçe olumsuz etkilenir de zaten, hani Kudüs Müftüoğlu artık maç yönetiyor mu Kıvanç? Hayır. Selçuk Dereli yönetiyor mu? Yok. Hayır. Bunlar bizi, işte İsmet Arzuman yönetiyor mu? Burada verdikleri kararları biliyorsun değil mi? Evet. Bunlar değişti, başka hakemler geldi. Bizim için bir şey değişti mi? Değişmedi. Fenerbahçe bunları yapısal olarak değiştiremedikçe, ki yani çok büyük bir klik olduğunu söylememiz gerekiyor. Buna rağmen ne yapabiliriz'i yapması gerekiyor. Ama sorular çok doğru bu arada. Ya bize bir açıklama yapar mısınız? Bu ligin paydaşıyız biz. Bu adam 3 hafta önce benim maçımda düdük çaldı, atıyorum ben maç kaybettim belki. Tamam mı? E şimdi sen diyorsun ki biz bunlara sezon sonuna kadar maç vermeyeceğiz. Ben 16. haftadaki maçımdan endişe mi etmeliyim o zaman? Bunu bize biri söyleyebilir mi? Ya bunlar işte çok da endişe edecek bir şey yok. Ne bileyim, hepsi Covid geçirdi, biz de bundan endişe edelim. Bir şey ya, bir şey söyleyin yani. Yani futbolun böyle önümüzdeki sene vesaire, yani marka değerini, yani dünyanın en hızlı düşen şeyi ya, öyle söyleyeyim yani. Akaryakıt fiyatının çıkışından daha hızlı iniyor futbolun marka değeri. Ondan sonra da işte neden ligimiz hak evet. ettiği değeri görmüyor. Sonra işte ona bastı mı basmadı mı ve oho. Maalesef. Oho, Kıvanç. Evet, bu konuyla ilgili de gereken cevaplar az önceki açıklamada adresi belli olan soruların inşallah cevaplarını hep beraber önümüzdeki günlerde çok da uzamadan öğreniriz diye umut edelim ve kısa bir araya gidelim. Açık Tribüne az sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeniden birlikteyiz değerli izleyenler. Açık Tribüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yoğun gündemde konuşmamız gereken önemli konular var. İkinci yarısında programımızın hızlı hızlı onlara da değinelim istiyorum. Futboldan bahsettik, Trabzon maçından, tribündeki Fenerbahçe taraftarının müthiş performansından, takımımızın mücadelesinden bahsettik. Hakemleri konuştuk. Hakemlerle ilgili sorulması gereken soruları kulübümüz verdi. İnşallah da yanıtları alacağız dedik. Önümüzde bir Alanya maçı var. Alanya deplasmanında. Zor maç. Zor maç, tabii ki kolay maç değil. Alanya iyi bir takım ama bu mücadeleyi, bu futbol aklını yine aynı şekilde sahaya yansıttığımız zaman Fenerbahçe'nin ben kalan maçlarda çok iyi puanlar toplayacağını ve kazanacağını düşünüyorum. Kesin. Kazana kazana değilse de üstüne koya koya gitmeye, futbolcu kazanmaya, mantalite kazanmaya, yeniden birlik duygusunu kazanmaya odaklı devam edelim. Alanya Spor maçı zor bir maç. Alanya Spor'da Fenerbahçe Spor Kulübü ile maç yapmak için kurulmuş gibi hareket eden bazı takımlar var. Alanya da onlardan biri yani. Çok çok ekstra
motivasyonla geliyorlar. Fenerbahçe bu kendine ekstra motivasyonla gelenleri sever. Yine işte güzel maç olsun, adaletsiz bir şey olmasın, hakkıyla yürüsün, ne olursa olsun. Evet, önemli olan dediğin gibi Fenerbahçe'nin o sahaya yansıttığı enerjiyi görmek, karakteri görmek. Onun sonunda 3 puanla süslenirse şahane olur. Kalan haftalarda elimizden geldiğince tüm maçları tabii ki kazanmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü önümüzde derbiler var. Kalan haftalar ikincilik koltuğu açısından da son derece önemli. Dediği gibi üstüne koya koya 3 puanlarla devam etmek isteğimiz. Euroleague'e geçelim. Euroleague'le ilgili çünkü bazı şeyler netleşti. Ve Fenerbahçe Beko adına maalesef bizim hiç istemediğimiz bir tablo çıktı ortaya. Kulübümüzle bu konuyla ilgili zaten bir açıklama yaptı. Ruslarla oynanan maçların yok sayılması. Bu sezon oynadığımız 3 galibiyet, aldığımız 3 galibiyet yok sayıldı. Bundan sonra oynayacağımız 3 maçı zaten oynayamayacağız. Ve galibiyet yüzdelerine mi bakılsın yoksa yok mu sayılsın şeklinde bir oylama yapıldı. Futbolda 30 sezonu yok sayılan bir camianın şu anda da yok sayılan 3 maçı oldu. Yani bizim için çok acayip değil. Biz çok futbol tarihimizin 30 yılı yok sayılıyor şu anda. Bazı hani böyle heykelini diktiğimiz futbolcular yok. Bununla uğraşırken diğer taraftan da bu geldi. 3 tane maç. Burada ben buradan Fenerbahçe sırf bu yüzden gitti gidemedi. Az çok karakterimi biliyorsun Kıvanç. Umurumda bile olmaz Fenerbahçe oraya gidememiş falan. Yine adaletin peşindeyim. Biz şimdi burada şampiyonluğunu da yaşadığımız bir organizasyon bu, Euroleague. Euroleague'in kural kitabında böyle bir durumda ne olursa ne yapılacağı yazmıyor. Bence rezaletin birinci maddesi bu. Yani böyle ya işte bir Rus takımları da çıktı ama işte yani takımlar kendi arasında karar versin. Ya takımlar kendi arasında karar versin olur mu? Tabii ki yenilmiş olan Ruslara geçersiz sayılsın diyecek, yenmiş olan geçerli sayılsın diyecek. Yani bunun sonucu çok nasıl çıkacağı belli değil mi? Tabii yani canım, böyle karar alınır mı? Tamamen göreceli. Bunun bir kural kitabı olması lazım. Hani böyle bir şey olabilir mi yani? Farelerin arasına peynir yiyen var mı diye anket mi yapılır? Böyle bir şey olur mu yani? Kimin ne olacağı, ne karar vereceği belli. Ya işte bir kere daha dağda keçi dolaşır, sorunu Fenerbahçe'ye bulaşır şeklinde dönüşü tabii ki bize oldu. Ama adil olmadı. Ya mesela formül geliştir değil mi? De ki ilk yarı herkes bu takımlarla oynadı mı kardeşim? İlk yarıdaki maçların tamamını geçerli saydık. Kazanan kazanmayan hiç fark etmez. İkinci yarıda çünkü sezonun ikinci bölümünde oynayan var oynamayan var. Oraları geçersiz saydık. Bak Fenerbahçe de bu grup yine aynı yerde olsun maçlar kabul ederim. Ya çünkü bir denge var değil mi orada? Ya şimdi öbür tarafta da dese ki geçerli sayıldı. Adam diyecek ki ya işte sen 4 maç yaptın, o 3 maç yapmadı, bu daha maç yapmayacaktı, onu hükmen mi vereceğiz vesaire. Senin bir kural kitabının olması ve kime nasıl denk geldiğinden bağımsız olarak kuralın işlemesi lazım. Mesela işte diyoruz ki biz ya burada kırmızı çıkmaz ama kural öyle diyor, yapacak bir şey yok. Burada el var ama kural artık buraya el saymıyor, dolayısıyla yapacak bir şey yok diyoruz değil mi? Premier Ligi konuşuyoruz, formaya kadar geliyor falan diyoruz değil mi Kıvanç? Kural var diyoruz, yapacak bir şey yok diyoruz. İşte saat 11'den sonra buraya gire, yani yapacak bir şey yok abi, kural diyoruz. Kural yok. Kural yok. Arkadaşlar siz kendi aranızda karar verin. Ne oluyor ondan sonra? Arkadaşlar kendi çıkarına göre karar veriyor. Mesela Anadolu Efes Spor Kulübü, ya benim üçüncüye yaklaşma şansım oluyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin 3 maç kaybetmesi benim çok da umurumda değil. Fenerbahçe gibi hiçbir kulübe de biz eşit mesafedeyiz. Yani yapacak bir şey yok. Kimse kötülük olarak algılamasın. Biz kendi çıkarımızda olsun da oynayarak falan diye açıklama yapıyor. Değil mi? Evet. Bu tabii karardan sonra yeni bir puan tablo durumu çıktı ortaya. Evet. Puan durumu çıktı ortaya ve biz... Yani şu an itibariyle tabii ilk 8'in dışında kalmış gözüküyoruz ama daha önümüzde oynayacağımız maçlar var. Her maç bir final şeklinde oynanmak zorunda. Hemen oraya odaklanmamız lazım. Bunu, bitti gitti bu. Evet yani buradan bitti, biz gitti. Mağdur olduk mu? Evet, darbe aldık mı? Aldık. Çok avantajımızı yitirdik mi? Yitirdik. Ama evet, hiçbir şey bitmedi. Zora girmiş olabilir ama Fenerbahçe Beko zorluklardan çıkmayı bilen ve bu noktalarda belki de diğer takımların çok ötesinde karakter koyabilen bir takım. Kesin. Sen beni burada, taraftar da döndü. Taraftar da her maç eminim kalan döndü. Maçlarda inanılmaz bir coşkuyla gelecektir. Yani sen beni masa başında devre dışı bırakmaya çalışıyorsun ama beni saha içinde yenemezsin mesajını kalan maçlarda vereceğiz. Bravo.
Ve bu sıkıntılardan biz yine bir motivasyon unsuru yaratır kesin. Ve yine çıkarız diye düşünüyorum. Yine güzel yerinden baktın. Kalbin güzel ya senin. Abi, bak burada bizim odaklanmamız gereken şu. De Colo'yu savunma sistemine nasıl katarız? Pierre-Henry yokken varmış gibi nasıl Pierre-Henry'yi nereye yetiştirebiliyoruz falan. Hemen bunlara odaklanmamız lazım. Falan, futbol, basket hiç fark etmez. Hepsinde aynı şey. Bu yanlış, şu yanlış. Yanlışları söyledik. Değiştirebiliyor muyuz? Değiştirmek için bir yandan mücadele ederken diğer yandan odaklanmamız gereken şey hemen saha, mental durumumuz, oyun taktiğimiz vesaire. Tribün, geri dönelim, birlik. Buralara odaklanmamız aynen, lazım. Bu hafta da maç olmadığı için EuroLeague'de biraz daha işte eksik dinlendik. Oyuncularımızın dinlenmesi, işte sakatlıklarıyla ilgili problemleri biraz daha geride bırakabilmesi gibi bir zaman da kazandık. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maça daha dinç, daha dinamik, daha sağlıklı bir şekilde mental olarak da, fiziksel olarak da hazırlanıp kalan maçlardan belki de tamamını kazanabilecek güçteyiz. Biz ne oyna, çünkü bizim maçlarımızın sonuçlarını bence bizim oyunumuz belirliyor, rakibin değil. Kesin. Biz kendi oyunumuzu oynadığımız zaman zaten herkesi... Yumruğunu masaya vurdun. Vurdum abi. Herkesi yenebilecek bir takım olduğumuzu biliyorum. O yüzden benim umudum tüm zorluklara, tüm sıkıntılara rağmen Fenerbahçe Beko'dan yana çok yüksek. İnşallah playoff'taki yerimizi alacağız. Rus takımlarının devre dışı kaldığı bir organizasyonda kalan haftalarda neler olacak? Çünkü hiç umudu olmayan takımlar bir anda iştahları kabardı. Biz niye olmayalım? Biz de bu işin içindeyiz noktasına geldi. Doğru. Çünkü 15 takıma düştü ve 8 takım devrede, 7 takım devre dışı kalacak. Biz o 8'in içinde alacağız. Bu konuyla ilgili eklemek istediğim bir not var mı? Veseli'yi bu kadın erkek şey maçında sahada gördüm. Evet. Evet, benim için geliyor yani. Orada gördün, inşallah sahada da göreceğiz. Umuyorum ki önümüzdeki maçta forma giyebilecek durumda olacak. Evet, hazır o maça bahsetmişken Dünya Kadınlar Günü'nde kulübümüzün yaptığı organizasyonlara da değinelim mi? Evet, yani kadınlar EuroLeague'den de bahsedeceksek evet onlardan da bahsetmek istiyorum. Tabii ki bahsedeceğiz. Dünya Kadınlar Günü'nde Fenerbahçe'nin gerçekten futbol, basketbol ve voleybol takımları kadın erkek karma olarak hakikaten çok güzel organizasyonlar imza attılar. Hepsinde ayrı ayrı orada bulunmak, bu karşılaşmaların benim için de anlatımı hakikaten çok özeldi, çok tarihiydi. Çok güzeldi. Hepsi, bütün oyuncular orada bu organizasyon içinde yer almaktan çok mutluydu. İşte erkek takım sporcularımız, kadın sporcularımıza çiçek takdim etti. Birlikte omuz omuza kadın erkek eşitliğini vurgulayan ve tüm dünyaya... Ben kadınları tuttum. Yani iki takımın içindeki kadınları. Ha, anladım. Çünkü bir takım tutamazsın orada. Tutarım ben. Sarı lacivert oyuncu takım. Tut. Ben adamcıyım, kadıncıyım. Evet, sen... Yani söylemiştim. Kişi tutuyorum ben. Yani senin ama iki takımda da eşit sayıda genelde sporcu dağılımı olsun. Yapmaya çalıştık. Mesela sen İranlı arkadaşı tuttun ama ben Nazcıyım. Evet, karşı takımdaydı. Takıntılıyım. Çok çok güzel bir organizasyondu. Fenerbahçe'nin tüm branşlarında mücadele eden sporcuların aynı günde, aynı ortamda zaten ben işte... Fenerbahçe'nin bu konulardaki duruşunu çok beğeniyorum. Ezelden beri çok beğeniyorum. Durduğu yeri çok beğeniyorum yani. İzleyebildin mi o gün? İzledim. Yani hepsini duvardan duvara o kadar çalışıyorum Kıvanç. Hepsini duvardan duvara izleyemedim ama çok büyük bir bölümünü izledim yani. Çok memnunum. Bu arada sporcuların oradaki duygusundan da çok memnunum. Birbirleriyle iletişiminden de çok memnunum. Yani aynı branşların oyuncularının birbiriyle iletişimi, birbirleriyle hakkında yani bilgileri çok fazla, birbirlerini tanıyorlar. O kadar belli ki yani. Çok güzel. Bunları görmek çok güzel. Mesaj çok güzel. Bu ülkede bu mesajlar çok değerli. Kadın futbol takımı kurulduğunda da söylemiştim. Sıradan gibi, normal gibi geliyor insanlara. Çok değerli. Her tuğla çok da önemli. Çok önemli. Böyle biz böyle iyilik duvarı örmeliyiz. Her tuğla çok önemli. Her çiçek çok önemli. Her fidan çok önemli. Çaba çaba çaba. Devam. Ya şimdi orada baksana yani omuz omuza bir maç... Siz kazandınız. Naz Spor kaybetti. Sarı ben. Takım kazandı. Evet, Naz lacivertteydi. Naz lacivertteydi. Orada Pelin takım menajerimiz yıllar sonra tekrar Pelin forma giydi. Pelin de ne oynardı be. Çok severdim. Çok iyi pasördü. Evet. Hala o kalitesini koruyor. Kısa bir süre oynadı o da. Benim yanımda yorumculuk yaptı. Girdi iki pas attı tekrar evet, yanıma gördüm. Geldi. Kadın basketbolda yine... Omuz omuza verilmiş hakikaten iki takımın. Şimdi düşünsene Veseli, Satu Sabali, Kayla McBride, Alina. İşte Nemanja Bjelica olsaydı iki Nemanja Bjelica bir arada olacaktı. Satu Sabali, Nemanja Bjelica. İki tane 1-2-3-4-5. Hakikaten o oyuncuların aynı anda aynı takımlarda forma giymesi. Orada işte Eda ile... Ama Pierre'le de yan yana geldiler. Bence ikisi de çok şey olarak benziyor. 1600 şeyi...
Aynı anda oynayabiliyorlar orada pozisyonu yani. Şimdi sevgili takım menajerimiz Arzu Özyiğit'le birlikte anlattık biz maçı. Hep Ali'nin erkek takımında oynar mı oynar mı diyordunuz. Ama size dedi işte nasıl oynar. Oynar ama. Hakikaten o fiziksel anlamda o güce sahip hakikaten çok özel bir oyuncu. Bu güzel organizasyonda emeği geçen, bu uzun yayın maratonunda emek veren herkese, kulübümüzde bu organizasyonu düşünen herkese evet. de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten şahane bir görüntü. Futbol takımımızın oynadığı maç kadın erkek, değerli yöneticilerimizin katıldığı ve işte görüşlerini belirttiği. Bunu karma oynatmasalardı da kadınlar yenseydi ya erkekleri. Ben daha çok beğeniyorum oyun sistemini. Berişan'ın attığı golle bitmişti. Burada işte voleybolcuların maç sonundaki sevinci derken. Çok güzel. Keyifli bir gündü. Yani hakikaten Dünya Kadınlar Günü'nde 8 Mart'ta Fenerbahçe Spor Kulübü olarak her zaman olduğu gibi ilklere imza atıp bu konuyla ilgili üstümüze düşenin fazlasında yaptığımızı düşünüyorum. Her konuda olduğu gibi bu konularda çok hassas sosyal bir konularda duruşumuz bayağı var. İyiyiz. Sportif başarılarda da o derece iyi olacağımız günler ve bunun çünkü neden istiyorum bunu? Onun da sosyal alana tekrar pozitif etkisi oluyor çünkü. Kesinlikle. Çok güzel çok olumlu etkisi oluyor yani. Evet. Yaratıyor. Kadın basketbol takımımızdan da bahsedelim. Euroleague'de de biliyorsun Rus takımları en büyük aslında buradaki şampiyonluk yolundaki rakibimiz Ekaterinburg başta olmak üzere Dinamo Kursk'ta ve diğer Moskova takımı üçü de devre dışı kalınca şampiyonlukta şu anda sıralamada bir numaralı şampiyonluk adayı pozisyonuna biz geldik. Ama bu kesinlikle şampiyon olduk anlamına gelmemeli. Adım adım gitmeliyiz. Gerçekten tüm takımların iştahı kabardı. Bir tarafta işte Prag var, Avenida var ki turu geçtikten sonra umarım Riga eşleşmesinin ardından rakibimiz Prag olacak gibi görünüyor. Büyük ihtimalle bir orada bir farklı bir durum yaşanmazsa. Prag da çok iyi bir takım ve onlar da şampiyonlukla şu anda heveslendiler. O yüzden ama kadro kalitesi olarak Fenerbahçe, Safiport kendi oyununu oynasın. Bu takımların hepsini yener ve o izlediğimiz şampiyonluk gelir. Ne diyorsun? Ne diyeyim? Yani aynı heyecanı paylaşıyor musun? Ya bir şey söyleyeceğim. Çok hakimsin ya bu konulara. Ya ben böyle dinliyorum seni bir taraftan. Görüntülere bakarak. Yani bu kadar branşa aynı anda bu kadar hakim olman vallahi billahi bak böyle Facebook teyzeleri gibi oldum. Yani böyle hani böyle ay oğlum ne kadar güzel falan diye oldum ama bak çok ciddi söylüyorum. Böyle bunların altyapısına falan da hakimsin. Anlatabiliyor muyum? Onları da anlatıyorum çünkü. Onları da anlatıyorsun. Böyle U15'teki çocuğun ne tarafa döneceğini falan biliyorsun. Bu da öyle. Ben böyle işte ben de izleye izleye şey oldum. Ya bu Williams ya bunları çok iyi yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Dipte ben bu kadar iyi oynayacağını beklemiyordum. Bak ikinci kez günah çıkarıyorum. Öyle yani. İyi. Bu takım böyle şey çok iyi de. İki tane seri verdik. İkinci ve üçüncü periyotta o seri verdiğimiz dönemler var. Böyle hiç seri vermesinler istiyorum Kıvanç. Bu sene hiç endişe etmeden böyle bir an bile stres olmadan. O 2017 erkek basketbol takımı Euroleague şampiyonluğu gibi hiç stres olmadan koltukta geriye yaslanarak şampiyon olalım istiyorum. Yani çünkü kaçıncı kez gidiyorlar? 3 kere final oynadılar. Üzülüyorum. Hani ya, omuzlarda taşınması gereken bir branş bu. Kesinlikle. Ya Final Four'a bu kadar çok gitmek nedir ya? Abone. Yani bu hakikaten kadın basketbolunda Euroleague'de çok büyük bir markayız. Bunu da şampiyonlukta inşallah taşlandıracağız. Yani bu emeğin karşılığını falan şey bitsin. Çoktan hak ettik bence. Yani çoktan almalıydık ama o sene bu sene olsun. İnşallah bu slogan bu sene gerçekleşir. Kadın basketbol takımımıza da bu yolculukta başarılar dileyelim. Son dakikalarımız birkaç cümlede kadın futboldan bahsetmeden olmuyor. Çünkü hakikaten onlar yani kısa zaman içerisinde bu camiaya çok büyük gururlar yaşatıyorlar. Derbi galibiyetinin ardından işte Ataşehir galibiyeti, 4-0 biten bir maç. Orada aldığımız 3 puan ve zirve yolunda adım adım ilerleyen yine Kenya'nın hat-trick. Şu Zaneta'nın arapasına bak. Kimin hat-trick'i? Kenya. Ama asiste de dikkat çekelim yani. İşte asiste dikkat çekelim. Asist çok çok güzel. Kim hat-trick bir daha söyler misin? Yani izleyicilerimizin duyması sanki açısından. Sanki Kenya başka bir takımın oyuncusu bir şey bana bunu ama söyletemezsin. Kim, bir dakika ben kimi tutuyorum? Kim benim en çok favorim dedim. Burada söyledim. Kardeşim tamam, biz Kenya. Maç, evet. Yani Kenya Gordner başka bir seviye. Bunun hakkı verilsin artık ya. Veriliyor. Sonuna kadar hak ediyor. Bütün övgüler hak ediyor. Tutturdun Zaneta Coleman'ı. Yani, tamam o da bizim şey futbolcumuz. Yaptı. Gol kraliçeliğinde zirvede. Hakikaten müthiş bir performans. Girdiği pozisyonları bitiriş
tekniğine bakar mısın? Bu son vuruşlara bakar mısın? Hakikaten kadın futbol takımımızın da şampiyonluk yolunda ben ayak seslerini bir de sonra ben atmışım gibi sakin ya, inanılmaz. Hep öyle sanki ama. Ben atmışım yani. Hep öyle. O sakinliğini de koruyor. Seviyoruz. Yani bu arada yani çok aynı gruba çok iyi takımlar denk gelmiş. Doğru. Sonrasını çok merak ediyorum ben. Tabii buradan playoff eşleşmeleri ters gruptaki takımlarla da oynamaya başlayacağız. Ve oradan sonra da zaten şampiyonluk yolu daha da belirginleşecek diyelim. Kadın futbol takımımıza farklı galibiyetlerinden dolayı, bize yaşattıklarından dolayı bir kez daha teşekkür edelim. Ve burada programı noktalayalım. Müsaadenle. Arda Güler, Fenerbahçe Güler. Önümüzdeki hafta daha da güzel şeyler konuşmak dileğiyle. Evet, önümüzdeki hafta keyifli bir program olsun, güzel şeyler olsun ve biz de bunları keyifle değerlendirelim. Tekrar birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.